İsmim Mehmet Kazan, 1981 Malatya Pütürge doğumluyum. Hayatta yaşadığım olumsuzlukları nasıl olumluya çevirdiğimi sizlerle paylaşmak, sizlere yol gösterici olmak, siz bunun daha iyisini yapacak güçte olduğunuzu, bunlara fikir istişaresi etmek için sizlerle bir gün burada soru, cevap ve konuşma şeklinde gerçekleştireceğiz. 3 tane üçüncülük elde ettim. 4-5'leri saymıyorum. Şunu kendime rehber edindim oralara giderken. Ben oradaki yabancı oyuncular sahneye çıkarken alkışlamaya gitmedim. Oraya sahneye çıkmak için gittim. Gece gündüz demeden çalıştım. Hafta 7 gün, ben 28 gün çalıştım. Yan takviye, işte fitness'ti, pilates'ti, teknik antrenmanlardı. Bunun yanında işimi de aksatmadım. İş, spor hep birlikte yürüdü. Ama yaptığım her şey neydi? Bugün antrenmana gideceğim. Dürüst oldum. Antrenmanıma gittim. Antrenman deyip de işten kaytarmadım. Ben bunları yaparken ne oldu? Çalıştığım kurum İstanbul Ağaç Peyzaj Aşı Büyükşehir Belediyesi. Ben dürüstlüğümden dolayı herkes bana sahip çıktı, destek oldular. Ve birlikte başardık. Birlikte şampiyon olduk. Şimdi hayatta ne yaparsan yap, çok çalış. Sizin mesela yapacağınız çok şey var. Nedir? Eğitiminizi iyi bir şekilde tamamlarsanız, siz yarın öbür gün iş arayan insan olmazsınız. İş sizi arar. Ben hiç iş aramadım, iş beni aradı. Sizler de olabilirsiniz ama hayatınızı ne yapın? Eğitime adayın. TV'lerde dizi izleyerek, cep telefonundan mesaj çekerek değil. Bak onlar birileri yapıyor. Ne yapıyorsunuz? Siz tüketici oluyorsunuz. Yarın öbür gün mezun olduktan sonra nasıl iş bulacaksınız? Sizler eğitiminizi, öğretiminizi iyi tamamlarsanız, donanımlı olursanız iş ayağınıza gelir. Sizler ananızın, babanızın sıkıntı çektiği işte hayat şartlarında siz daha iyi şartlara sahip olabilirsiniz. Kim bilir, ben de mesela yokluktan geldim. Ailemin durumu iyi değildi. Böyle lastik ayakkabı bilir misiniz? Evet, ben bak bunları mesela alınırdı, eskiden çok mutlu olurduk. Ama şimdi imkan geniş. Çalıştık, başardık. Siz de yapabilirsiniz. Şimdi ananız, babanız çalışıyor gece gündüz, ne yapıyor? Sizin yani okunmanız, sizin meslek sahibi olmanızı için ne kadar uğraş veriyor? Siz ne yapın? Bunlara karşılık vermeniz gerekiyor. Arkadaşlar arasında şakalaşmalar olur ama kavga olmaz. Bilgi birikimimizi ne yapmak lazım? Paylaşmak lazım. Ben size akıl vermek haddime değil. Sizler hep pırıl pırıl gençlersiniz. Ben mesela golf oynarken hiçbir zaman mesela şampiyonu adam falan hiç heyecanlanmam. Ama sizlerle sohbet edirken heyecanlanıyorum. Çünkü çok böyle pırıl pırıl bir gençlik. Sizler yarın öbür gün sporcu, yarın öbür gün devleti yöneten idareciler olabilirsiniz. Ama ne yapın? Şimdi ekin, o zaman biçersiniz. Ben çok çalıştım. Başarımın sırrı çalışmaktan ve dürüstlükten geçti. Sizler de daha iyisini yapabilirsiniz. Çünkü benim fiziksel eksikliğim vardı. Sizde yok. Ama sizler bunu iyi bir şekilde ortaya koyarsanız, iş hayatınız, spor hayatınız, efendim meslek hayatınız çok çok iyi yerlerde olursunuz. Benim anlattıklarım şimdilik bu kadar ama soru cevap şeklinde durum ilerleyecektir. Evet, peşin almış alın öncelikle. Şimdi değerli müdürüm dedi ki, yani salonda karşılama, alkış 10 numara dedi. Sizleri takdir etti, işin açıkçası ben de takdir ettim. Gerçekten güzel bir enerji var. Peki bu enerji sorulara yansıyacak mı? Zekaya yansıyacak mı? Tekrara düşmeden ya da bir soruyu dolaylı yoldan iki kere, üç kere sormadan benim işin açıkçası beklentim, bu enerjiyi sizlerde görüyorum. Şöyle hareketli, tempolu, güzel, yeri geldiği zaman düşündüren, yeri geldiği zaman da nokta atışı olan sorular bekliyorum. Futbol branşıya geliyorum. İnşallah ileride futbolcu olamazsam yapıp
Mesleğimizi beden öğretmeni veya antrenör olmak istiyorum inşallah. Sorum şu, sporda eğitimin faydasını gördünüz mü? Ya da gördüyseniz nasıl bir faydası? Teşekkür ediyorum. Şimdi spor eğitimle birbirine eşit. Şimdi eğitim olmazsa spor olmaz. Eğitimsiz spor olur mu? Olmaz. Şimdi bir şeyi öğrenmek, yani eğitim. Sporda yaptığın her şeyi öğrenerek yapıyorsun. Başarı nasıl geliyor? Biz golfe nasıl başarılı olduk? Öğrene öğrene, çalışa çalışa başarılı olduk. Siz futbolcu olmak istiyorsunuz. Kiminiz tenisçi, kiminiz okçu, kiminiz koşu, atletizm vesaire vesaire. Ama kendinize uygun bir spor. Hayatınızda kendinize uygun bir spor, sosyal kültür bir aktivite olsun. Kiminiz resim yapabilirsiniz mesleğinizin dışında. Bu sizi hayata daha çok bağlar, hayata daha çok başarılı olmanıza vesile olacaktır. Biraz futbol olmayabilir, başka branşlara da bakın. Bak yeteneğiniz okçuluğa yatkındır, efendim atletizme yatkındır. Nedir? Bunu şu an sen kendini daha iyi bilirsin. Mutlaka araştır, mutlaka uygula. Teşekkür ediyorum. Evet, benim ses mikrofonsuz da arkaya ulaşıyor sanırım. Yok, sizde kalsın, benim sesi fena idare eder. Aranızda hiç golf oynayan oldu mu şu ana kadar? Golf. Golfe size kısaca bir tanıtayım istersen. Şimdi golf, sevgili öğrenci kardeşlerim, 18 parkurdan oluşuyor. Uzun parkur, her parkurun bir zorluğu vardır. 18 parkurun 5 tanesi 500 metre civarında ve zor, yani egemeveli, kom engeli, efendim kırmızı kazık dediğimiz, böyle out dediğimiz alanlar mevcut. 8 tanesi 400 metreden oluşuyor. 3 tanesi de 180 ile 130 metre arasında zorluk dereceleri vardır. Golf'te fazla sayı yapmak kötü. Az sayıyla bitirmek iyi. Yani eksi iyidir, artı kötüdür. Sahaya çıktığınızda bu 5 saat falan sürüyor maç. 5 saat boyunca hem kondisyonunuz hem dikkatiniz iyi olması gerekiyor. Yoksa maçı bitirme şansınız hani ilk sıralarda zor olur. Siz golf sporu, doğayla iç içe yapılan spor, kendi rakibiniz kendiniz, siz kendi rakibiniz. Rakibe karşı mücadele ediyorsunuz ama nedir? Doğaya karşı mücadele, rüzgara karşı. Yani böyle birebir bir temas yok. Centilmenlik, golf sporu vuruş yapılacağı zaman ne yapılır? Herkes sessiz olur. Telefon sessiz de, hiç kimse de çıt çıkmaz. Çünkü spor barış demek, spor centilmenlik demek, kardeşlik demek. Spora böyle bakmak lazım. Sadece sporu ter atmak, işte yorgunluk atmak, sağlık için değil. Yani barış için, dostluk için, kardeşlik için de spor lazım. Bu bütünleştiriyor hepimizi birbirimize. Golf spor, bizim kullandığımız işte ekipmanlar 14 tane işte sopa dediğimiz club, top, efendim onun eldiveni, kıyafeti vesaireden oluşuyor. 5 saat saha içerisinde iyisen şampiyonsun. Ne yapman gerekiyor? İyi çalışman lazım. Sahada da iyi olursun. Kısaca anlattık ama içeride de herhalde birlikte oynayacağız, değil mi? Siz hayatta ne yapmanız gerekiyor? Dürüst olursanız hayatınızda, arkanızda bu yaptığınız işten dolayı herkes durur. Ama yanlış iş yaparsan kimse durmaz. Temel prensip nedir? Dürüstlük. Sevgili öğrenci kardeşlerim, değil mi? Ben dürüst oldum, iyi çalıştım, kanıtladım. Ama şu an çalıştığım kurum İstanbul Ağaç Peyzaj AŞ ne yaptı? İşin golf dedi. Sen spor yapmalısın. Çalışmaman gerekiyor. Ne yaptı? Yani bilinçli insanlarla, doğru insanlarla Allah karşılaştırıyor. Sağ olsun kurumun genel müdürü. Ne diyor? Senin işin spor. Ama benim hedefim ne? Türkiye'yi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek. Ne yapmam gerekiyor? Çalışmam gerekiyor. Yabancılarla karşılaşıyorum. Şimdi orada onlar bu işi 20-25 yıldır yapıyor. Ama şu durumda, sıralamada ben onların çok çok önündeyim. Onlar benden iyi değil. Ben kötü olursam onlar benden iyi.
Ne yapmamız gerekiyor? Hayatta biz iyi çalışırsak yapamayacağımız bir iş yoktur. Teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili öğrenci kardeşlerim, ben şimdi gençlik deyince akla ne gelir? Cesur, efendi, soru sormaktan çekinmeyen bir gençlik lazım değil mi? Biz neden utanıyoruz birbirimizden? Evde otururken, sohbet ederken anamızdan, arkadaşımızdan, abimizden, babamızdan utanıyor muyuz? Değil mi? Ne yapıyoruz? Biz hepimiz kardeşiz, abiyiz. Cesur ve soru, evet, cesur. Arkadaş. Evet. Ben neden golfü seçtim? Golfü ben seçmedim, golf beni seçti. Şimdi ben daima sporun içindeydim demin anlattığım gibi. Sevgili öğrenci kardeşlerim, evet, ben devamlı sporun içindeydim. Bu tekerlek sandalye basketti, efendim okçuluktu, tenisti. Hep hangi branş bana uygun olabilirdi, hep uğraş veriyordum. Nitekim işte biz engelli olduk ya, bastonla yürüyoruz ya. Şimdi bazen böyle iş adamlarıyla otururken hani benim iyi oynadığımı böyle konuşuyoruz. Kendi aralarında sen çok iyi vuruyorsun, topa çok uzun vuruyorsun, iyi oynuyorsun diye. Bilindik bu hep iş adamları, isim vermeye gerek yok. Ben de orada bir şaka yaptım. Ya dedim ki sizin kıçınız bozuk. Niye dedi? Ya dedim bak benim kıçım engellikten dolayı dışarıda. Tam golf sistemi var bende. Sırtım düz, kalçam dışarıda. Topun başına geçiyorum, vuruyorum. Siz onun bu pozisyonu almak için bir sürü uğraş veriyorsunuz. Ondan sonra vurduğunuz top yamak gidiyor. Golf beni seçti. Yani ben golfü seçmedim. Şimdi ben hayata, yani bu rahatsızlık başladıktan sonra çeşitli okullara gittim. Bazı öğrenci kardeşlerim hep kendi aralarında şunu konuşmuşlar. Hocalardan mesela anlattıkları. Efendim biz olsaydık hayattan vazgeçerdik. Allah bizi yarattı. Mesela diyelim ki sen koşarak gidersin bir yere, ben yürüyerek giderim. Ben yaşamı, hayatı ve kendimi seviyorum. Niye pes edeyim? Hayat benden pes etsin. Hiç hayata karşı, yaptığım işlere karşı hiç pes etmek yok. Vazgeçmek yok. Doğru bildiğim şeyden geri adım atmadım. Başarı ondan sonra geliyor biliyorsun. Boşuna şampiyon olunmuyor. Teşekkür ederim. Bak kardeşime çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru sordu. Şimdi Batı ne yapıyor? Her şeyle, mesela spordu, efendim teknolojiydi. Her şeyle uğraş veriyor. Yani gençler ne yapıyor? Ben Fransa'da mesela sana bir örneğini anlatayım. Biz orada turnuvaya gittik. Sabahın körü, kalın giyinmişiz. Çıktık maça başlayacağız. Hava buz. Bizim maç biraz ertelendi. Ama o çalışma alanına bir baktım. Ufacık çocuklar antrenman yapıyor sabahın köründe. Ama bizim gençler, ya da bizler hepimiz ve aileleri, efendim biz üşürüz, yok yağmur yağdı, çamur oldu. Bu arz talep meselesi. Sen talep edersen ne olur? Tesis olur. Sen talep edersen hoca olur. Sen talep edersen bu iş ilerler. Ama bizde nedir? Bak biz biraz işin ciddiyetin farkında değiliz. Şimdi teknoloji hani gavur icat ediyor değil mi? Biz onlardan daha çok akıllıyız ama biraz tembeliz. Biz daha iyi çalışırsak her şeyin en iyisini yaparız ve onlardan çok çok ileride oluruz. Yani biz, bu yapı var bizde, bize imkan da var. Ben ne yaptım? Bak golf sporuna ben başladım, 10 yıl oldu, 2007 yılından başladım. 20 yıllık, 30 yıllık golfçüler benim çok çok gerimde. Karşıma çıktığında perişan ediyorum. E ne yaptım? Bu, hani bu nedir? Ben dedim hafta 7 gün ama ben 28 gün çalıştım. Doğru antrenman, doğru hareket, efendim sağlıklı çalışma, dengeli beslenme. Ben bak evde televizyon izleme. Niye izleyeyim onların hayatı, işte dizi? Ya bizim hayatımız bu dizi sahnelerinden, gördüğümüz şeylerden mevcut değil. Bak öyle bir yaşantı yok.
Bir görseniz adamların bir bazı çekimleri oluyor o golf sahasının orada, çamurun içinde. İnsan şey oluyor, illet oluyor ya. Gerçek hayat çalışarak elde ettiğin kazanç, helal kazanç ve doğru olmaktan geçiyor. Golfü ne zaman keşfettim? Kendime ne zaman? Ne zaman keşfettiniz diyor. Yani kendimi ne zaman keşfettim? Şimdi ben arkadaşlarımı desteklemek için golf seçmelerine gittim. 2007 yılında. Orada herkes vururken topa hani ben de vuruş yapmamı istediler. Orada Almanya'dan hoca getirmişler. İlk böyle bir proje oluşturmanın golf federasyonu. Engelli milli takım oluşturma projeleri vardı. Ben o işin içerisine girdikten sonra tabii biliyorsun biz geç başladık. Biz daha erken başlamış olsaydık şu an bulunduğum yerin 100 kat daha ilerisinde olurdum. Ama nedir? Olimpiyat hedefimde hiç kimse beni alıkoyamaz. Nedir? Orada şampiyon olacağım. Nedir? Sen de hayatta uğraştığın bir spor olur, efendim bir sanat olur, bir resim olur. Ya illa golf oynamak değil, futbol oynamak değil. Bu okçuluk olur. Başka bir sosyal aktivitenin içinde ol. Ama ne yap? Telefonla uğraşma, dizi izleme. Bu benim sana abi tavsiyem. Hayatta iş arayan insan olmasın. İş seni arar. Teşekkür ediyorum. Arkada bir tane. Gençler. O arkada. 3 sorumuz görüyorum ben, ısrarla görüyorum. Zaten fizik olarak da kendini belli ediyorsun maşallah. Hemen ayağa kalktı. Belki sana söylemiyordum. Tamam. Son 2-3 tane soru alacağız. Az önce değerli kardeşim güzel bir soru sordu. Başka branşlarda yönlendirme niye yok? Niye başarılarımız yok dedi. Güzel bir soruydu. Bu tabii ki sporun içinde sorulması gereken güzel bir soruydu. Kendisini tebrik ediyorum. Ama az önceki kardeşim nasıl keşfettiniz diyerek aslında benim size mesajını verdiğim birinci soruyu sordu. Ama asıl önemli soru farklı. Ben mesela şahsen kimlerle top oynamak istersin diye sorulduğunda dünyada ve Türkiye'de klas futbolcular var. Veya kimle basketbol oynamak istersin dediğinde Türkiye'de ve dünyada klas futbolcular var. Bazen biz oynamak isteriz. Onlarla kategorimiz farklıdır, ulaşamayız. Bazen de şampiyon sporculara ulaşanlar olur. Soruyu hala alamadım. O soruyu soran hediyeyi kazanacak diyorum. İpucunu tekrar ben de vermiş oldum hocam. Değerli genel başkanımız da o soruyu sabırsızlıkla bekliyor. Son 2-3 soruda bakalım bu soru çıkacak mı? Buyur sevgili kardeşim. Şimdi bunu meslek olarak mı başladın dedi. Buna ben öncelikle çalışıyorum. Ama bu da ikinci bir işim. Şimdi golf sporu benim birinci işim oldu. Bu benim mesleğim oldu. Bunu ilerletmem gerekiyor. Ama bu doğrultuda çalışıyoruz. İnşallah daha iyi yerlerde olacağız. Bayburt Spor'a da başarılar diliyorum sevgili kardeşim. Sevgili öğrenci kardeşim, bazen olumsuzluklar olmadı değil. Şimdi demin hani şeyden bahsettik. Mesela hani ulaşamazsın. Yani dünya yıldızlarıyla işte futbol oynarsan ya da efendim başka bir spor branşı olur. Şimdi ben golfe başlarken bu bir şey vardı. Hani başarısızlık olunca çok kimseyle oynayamıyorsun. Ben ne yaptım? Çalışmanın neticesinde çok şampiyonluklar elde ettiğimden dolayı bu bilindik bir sürü tanıdığın mesela böyle televizyonda bilindik insanlar mesela diyor ki birlikte golf oynayalım. Ama ben ne yapıyorum? İşim var diyorum, antrenmanım var. İlk başladığımda onlar benimle oynamıyordu ama şimdi ben onlarla oynamıyorum. Ben hediyeden kurtuldum hocam. Sorunun cevabını kendi sordu, kendi söyledi. Yani şunu demek istedi hocam. Bu işe başladığımda henüz bu işi çok iyi bilmiyorken yani herkes benimle golf oynamıyordu. Ancak başarı geldikçe, madalyalar geldikçe Türkiye'de birçok ünlü kişi, çünkü golf sporu da zengin bir spor olarak bilinir. Pahalı ve paralı bir spor olarak bilinir. Şimdi Türkiye'de bu işi keyif için yapanlar ya da hem keyif için yapıp hem parası olup ama iyi de golf oynayanlar benden randevu talep ediyor diyor. Şu anlama geliyor.
sizler de okuyacaksınız. En iyi emniyet müdürü sizden çıkacak. En iyi öğretmen sizden çıkacak. En iyi beyin cerrahı sizden çıkacak. En iyi avukat, en iyi hakim, en iyi asker sizden çıkacak. Vatanla ilgili bayrağını sevenler sizden çıkacak. İnsanlar, hem siz insanlara ulaşacaksınız, hem insanlar size ulaşacak. Bu vesileyle bugün burada İstanbul Ticaret Odası ama 15 Temmuz şehitlerimiz, okulumuzun adı da bu. Hepsini rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz. Onlar 15 Temmuz'da 2016 yılında köprülü olmasalardı, Malatya'da olmasalardı, Diyarbakır'da olmasalardı, Ankara'da güvercinlikte olmasalardı, ülkemizin her noktasında olmasalardı, şehit olmasalardı, gazi olmasalardı, belki bugün bizler de burada olmayacaktı. Önce ruhlarına birer fatiha istiyorum sessiz bir şekilde. Tüm gazilerimiz ve tüm şehitlerimiz için, bu güzel vatanımız için kanını döken, canını veren, uzuvlarını feda eden gazilerimiz için, şehitlerimiz için bir fatiha, üç ihlas-ı şerif. Ardından da o bittikten sonra da öyle bir alkış istiyorum ki inşallah ilerlemede de bu enerjiniz daim olsun diyorum. O fatihaları ve ihlas şerifleri okuyalım. Ardından da bittiğinde coşkulu bir alkışla programımızı sonlandıralım efendim. Evet.